Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okay. Bu sefer kullanacağım veri seti gene bir Excel sayfasından alınmış bir satış datası. Bizim Contoso verisinin biraz değiştirilmiş bir hali. Şimdi Excel sayfasından okuduğumuz sayfaların, tabloların tamamı düzgün bir şekilde okuyordu. Düzgün tırnak içerisinde eğer Excel sayfasındaki veriler düzgün kurgulanmışsa, bir tablo olarak kurgulanmışsa sayfaya bir basit yerleşim yerine. Bazen bu örnekte olduğu gibi tam doğru okuyamayabiliyor. Gerçi düzeltmek de gayet kolay. Yapmamız gereken şey öncelikle bu ilk satırda gözüken değerleri başlığı almak, header'ı almak. Transform menüsüne geliyorum. Use first row as headers. Okay, şimdi Power BI'daki Power Query'deki best practice'lerden bir tanesi de şu. Hiçbir sütun tipini belirsiz bırakmayın bütün sütun tiplerinin yanında ABC 1 2 3 diyor. Yani sütun tipine karar verememiş. Hiçbir zaman için veri tarafında çalıştığınız hiçbir sütunun tipini bu şekilde ABC 1 2 3 bırakmayın. Peki otomatik verileri veri tiplerini algılama özelliğini kullanmaya çalışalım. Ürün ID şifte basılı tutuyorum. Kar marjı hepsini seçtim. Detect data type algıladı gözüküyor. Çoğunu doğru algıladı ama kar marjı yüzde cinsinden bir veri tipi içeriyordu. Aslında bunu decimal'a çevirdi. Tekrar percentage alıyorum. Oluşturduğu step'teki kaydı değiştirmesini istiyorum. Şöyle yapalım. Buradaki formül penceresine de ufaktan giriş yapalım. Otomatik sütun tiplerini algıla dediğimde oluşturduğu formül bu kar marjı için diyor ki number. Ya eğer ben M dilini biliyorsam buradaki number'ı başka bir formata çevireceğim ya da mevcut step'teyken diyeceğim ki senin veri tipin percentage replace current. Bakın buradaki number percentage'e değişti. Artı bir başka sütun tipinde tam istediğim gibi algılamadı. Bu satışlar sütun tipi currency'ydi yani para birimiydi. Buradaki karşılığı fixed decimal number replace current. Şimdi bu fact tablosunun yapısına bir bakalım olması gerektiği formda mı öncelikle? ID'ler var. Süper. Her bir konuyla ilgili bilgi tipi farklı sütunlarda belirtilmiş. Gayet düzgün bir fact tablosu. Şimdi şu ana kadar yaptığımız örneklerin çoğunda benzer bir fact tablosu tasarım vardı. Nümerik bilgiler ayrı ayrı sütunlarda gözüküyordu. Güzel. Bu tür durumları modellemenin bir yolu daha var. Şimdi hatırlarsanız daha önceki derslerden bir tanesinde role level security, object level security, column level security denen bir şeyden konuştuk. Ve oradaki cümlelerimden bir tanesi şuydu. Object level security Power BI Desktop'ta şu anki durumda doğrudan yok. Tabular Editor gibi farklı bir editor kullanırsanız yapabilirsiniz ama söylemeye çalıştığım şey şu. Eğer sadece Power BI Desktop kullanırsak biz bu modeli kurduğumuzda, raporlarını oluşturduğumuzda şunu söylemek için biraz DAX tarafına takla atmamız lazım. Kullanıcı Halil ise satışları görsün ama maliyeti görmesin demek kolay bir durum değil. Bu tür durumlarda böyle bir fake tablosunu format anlamında başka bir şekle sokabiliriz. Gene fake tablosu formatlarına, formlarına uyacak ama şeklini biraz değiştireceğiz. Yapacağım şey şu, daha önce kullandığımız bütçe örneklerindeki ampivotu kullanacağım burada. Ürünle müşteri sütunlarını shift seçtim. Sağ tık ampivot other columns. Yani bu nümerik bilgiler içeren bu üç farklı sütunu ampivot yapacağım. Attribute bölümünün altına kar marjı maliyet satışlar diyor. Değeri kaçsa o da value sütununda gözüküyor. Bunu değiştirelim. bunu sütun tipi diyelim. Buna da değer diyelim. Buydu bu hale getirdik. Hatta şu sütun tipini de bir master tablo gibi bir tasarlayalım. Bunun bir kopyasını alacağım. Sütun tipleri diye değiştirelim. Bana burası lazım. Diğerlerini uçuruyorum. Burada da tekillik yaratmam gerekiyor. Close apply. Şimdi çok basit bir tablo ama görselleştirme tarafında bu tasarım bazen bizim elimizi biraz daha rahatlatabilir. Buraya basit bir grafik düşürdüm. Düşürdüğüm grafik basit bir line chart. X eksenine tarihi koydum. Y eksenine değeri koydum. Değerin toplamını aldığımız bir metrik koysak daha doğru olacak. Değer toplamı diyelim. Basit satışlardaki değer sütununda gördüğün rakamları topla. Ve bunu da buraya alalım. Şimdi kullandığınız görselin ne olduğuna göre bu tasarım avantajlar yaratabilir demiştim. Örneğin bu bir line chart. Line chart'ın ben legend'ına yani şu kısmına metrikleri koyamıyorum. Ama bu şekilde modelde bir sütun olması durumunda koyabiliyorum. Artı metrikleri bir slice sıra eklemek de mümkün değil şu anki durumda ama böyle bir tasarım olduğunda sütun tipini bir slice sıra rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Aynı görselde bu slicer'daki değerleri kullanarak ben satışlarımı göreyim, maliyetimi göreyim kar marjımı göreyim. Hepsini göreyim diyebilirsiniz. Kullandığınız görselin ne olduğuna göre bu bazen avantaj sağlayan bir tasarım tipi. Row level security eğer daha zahmetsizce yapmak istiyorsak, eğer DAX tarafına çok fazla girmeden bu tasarım row level security'de istediğinizi yapma kolaylığı sağlayacaktır size. Ama bir dezavantajı olabilir. Şöyle ki tekrar Power Query tarafına geri dönelim. Ampivot um, öncesine geri dönelim. Ampivot um, öncesinde şu change type'a gelelim. Ampivot um, öncesinde satışlar currency'ydi. Dolar Fixed decimal. Bu decimal'dı. Bu da yüzdeydi. Şimdi tek bir tablo altında, tek bir sütunda gösterince bu metriklerin tamamını hepsiyle ilgili seçebileceğimiz tek bir format var. Hem Power Query tarafında hem de Power BI Desktop tarafında. Oysa ben buradaki bazı değerlerin yüzde olarak gözükmesini istiyorum. Currency olarak gözükmesini istiyorum. Bunu bu tasarımda yapmak çok kolay değil. Tekrar Power Query'ye bir kez daha geri döneceğim. Avantajlı olduğu nokta bu tasarımın bu. Eğer nümerik sütunlarınızın formatları aynıysa, hepsi integer'sa, hepsi currency ise süper. Hiçbir dezavantajı yok. Ama bazıları farklı formatlarda gözükecekse by default bir sütun tipi için tek bir tip seçebildiğimiz için dezavantaj yaratabilir. Gerçi böyle bir durumu hangi sütun tipini seçtiğimize göre format diye bir fonksiyonumuz var DAX'ta. Hangi sütun tipini seçtiğimize göre satışlar seçiliyse bunu currency göster, maliyet seçiliyse bunu integer göster, mar ise Percentage Göster demek de mümkün. Böyle bir modelleme tekniği işinize yarayabilir. Özellikle Roller'lı Security gibi için.